Selamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Eti, bulguru, Urfa isotu, sarımsağı ve karabiberi tabii. Ağızları tatlı dediğimiz şekilde yakan ama bir yandan da inanılmaz bir lezzet bırakan bir çiğ köfteye acaba kim hayır diyebilir? Bizim Ali yollarda. Şanlıurfa'ya gitti bu sefer ve 850 yıllık tarihi bir hamamda üstadından çiğ köfte tarifi aldı. ...850 yıllık tarihi bir hamam. Damak çatlatan bir çiğ köfte. Eti, bulguru, Urfa isotu, sarımsağı, karabiberi. İşte ustasından Urfa çiğ köftesi tarifi. 850 yıllık tarihi bir hamamda çiğ köfte yemeye ne dersiniz? Ben de Ali Yollarda olarak bugün sizi Şanlıurfa'nın tarihi bir hamamında çiğ köfte lezzetiyle buluşturacağım. Hazırsanız şov başlıyor. 850 yıllık tarihi bir hamamda çiğ köfte yapacağız ve kim yapacak biliyor musunuz? İşte bu adam, bu adam yapacak. Sen sakin ol, ben sana tarihinde yemediğin en güzel çiğ köfteyi yedireceğim şimdi. Başla Yusuf Usta. Başlayalım. Öncelikle ev ekmeğimizi ıslatıyoruz. Urfa'da çiğ köfteyi biz ev ekmeğiyle yeriz. Manavda ne kadar yeşillik varsa toplamış getirmişsin ha. Bunlar ne oluyor? Bunlar çiğ köftenin kışırı. Kışır? Kışır. 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 Urfa'da kışır demek gelinin altınları demek. Bir gelinin altını ne kadar kıymetliyse bir çiğ köftenin kışırları o kadar kıymetlidir. Sarımsak var, karabiberimiz var, ev salçamız var, tuzumuz var, yeşilliğimiz var ve tabii ki çiğ etimiz var. Eti dövmeye başlıyoruz zaten. Hiç bütün kalmayacak şekilde. Bu çiğ köftenin lezzetini hiçbir yerde bulamayız. Çünkü bunda tamamen emek var. Sen bu çiğ köfteyi nasıl yoracaksın abi? Gelsin mi? Gelsin abi. Gelsin. Bakır leğende. Abi havada mı geldi? Nereden geldi bu ya? Havadan, havadan. Önce ne yapıyoruz? Bulgurumuzu döktük. Önce bulgur. Urfa'nın olmazsa olmazı ve çiğ köftenin vazgeçilmezi. Altın, altın. Biberi. Altın. Daha doğrusu altın diyelim. Sarımsağımız, karabiberimiz. Az önce burada döydüğümüz et var ya, onu alıyoruz şimdi. Bakır leğenimizde el kuvvetiyle yoğurduğumuz için bulgur sıcak olur, pişer. Pişmemesi için biz buzla yoğuruyoruz yani çiğ köfteyi. Yani makine çiğ köftesi değil yani. Makine işi değil. Kışırları çiğ köfteyle buluşturuyoruz. Böyle değil. Bak bak, bak 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 bak, böyle aşk. Yağmur gibi. Yağmur gibi geliyor. Ne yaptın abi sen ya, dökülmüyor mu? Bir bak bakalım. Oo, dökülecek mi? Abi sen sakız gibi yapıştırmışsın maşallah. Fadile kız fadile. Derdiden düştüm dile, derdiden düştüm dile, dile. Şu karşıda duran tavana göndereceğim. Eğer çiğ köfte yapışırsa çiğ köfte tamamdır. Eğer yapışmazsa ne yapacağız o zaman? Oynamaya devam. Fadile kız fadile. Bir, iki, iki, üç. Vallahi yapıştı. 7 yıl önce attığımız çiğ köfte halen yukarıda duruyor. Çıkartmıyor musunuz? Ne çıkarmaya yapıyorsun? Gerek yok. Düşerse bu iş bize haram olsun. Artık şu dürüm yapsan da bir yesem. Direkt böyle ağzıma mı atacağım? Nasıl yiyeceğim? Bir. İki. İki. Of. Hazır mısın? Hazırım abi. Ver de yiyelim artık ya. Yok sen aç ağzını. Vallahi aç ağzını.